Alacık. Şu şiş makinesinin sesini sessiz alıver. Şaka da şuka da sinirlerim bozuyor. Üf. Gazete okurken bir yandan da kulağım şişlerdi. Ben onları sesinden anlıyorum. Bir ters bir yüz mü gidiyor? Örnek şaştı mı? Aman halacık, sen de eski usul örüver. Al koltuğunun altına. Filmlerde görmedin mi? Hiç bile yapamam. Şu gavurun icadı sağ olsun. Hem zahmetsiz hem çabuk örüyor. Hem sen benimle uğraşacağın da kendine bak. Kazık mı kakacaksın o koltuğa? Ben perileri gözetliyorum. Şu lazerli gözlüğe bayılıyorum. Ta karşı evin içini gösteriyor. Ama ne yazık ki periler yok. Yalnızca Firuze var. O temizlik robotları varken neden hizmetçi tutarlar anlamıyorum. Her yer çok pis. Bitti bile. Kanal 1453. Plajın önünde söyle bakalım. Plajın içine otomobille girilme. Ne güzel gireceksin. Hayır. Hoş geldin Sadık. Hoş bulduk. Kadınım nerede? Henüz gelmedi. O gelene kadar bir çay getireyim mi? Mersi. Rica. Yasak. O yasak, bu yasak. Laf söyledi, baş susak. Aa, 1453. Yasaklar patrondan. Dans yasak, denize girmek yasak, başka erkeklerle... Sadık Bey geldi. Artık peri meri göremem. Çünkü faniler geldi mi periler sihir yapmayı bırakıyorlar. En iyisi televizyon seyredim. Bakalım film kanalında ne var? Yine o film. Ya bunlar 90 yıllık filmleri oynatmaktan bıkmadılar be. Matrix. Bir de Kemal Sunal filmleri. Bıktım ya. Merhaba. Merhaba hoş geldin anne. Hayatım. Ay sen ne kadar normal gözüküyorsun. En azından sen uzay yolundakiler gibi değilsin. He, sen şu eski bornozu diyorsun. Bu benim ta büyük büyük dedemin bornozu. Hatıra diye görüyorum hayatım, biliyorsun ya. Neyse, ben şimdi içeri gidiyorum, giyiniyorum. Ondan sonra böyle birlikte toklu kaplarımızı alırız, tamam mı? Leziz. Toklu kapları mı? Buzdolabımız nerede? Buzdolap ne demek anne? Dur anne, sana hapını getireyim de kendine gel. Ay, periler aşkına. Burası nasıl bir yer olmuş böyle? Berbat bir yer olmuş. Al anneciğim, yut. İnanamıyorum. İnsanoğlu nasıl da yol kat etmiş? Dudu, bunu nasıl yaparsın? Bir intikam uğruna hayatımızı 85 yıl ileri nasıl alırsın? Almadım, taşıdım. Aman ne marifet. Beni eleştireceğine dua et. Eğer zamanı normal hızıyla ileriye alsaydım... ...şu anda yanımda olmayacaktın canım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? İyi bari, bir de beni öldürseydin. Dudu, çok iğrenç görünüyorsun biliyor musun? Çok iğrenç. Öyle mi görünüyorum? Evet, sana hiç yalan söylemedim. Eğer karşıma bu halinle çıksaydın... ...tapacağım kadın sen olmazdın. Ne yapalım? Zafer uğruna bir günlük böyle olacağım. O zaman benim önümde olma lütfen Dudu. Şu an sana bakmaya dayanamıyorum. Bütün kötü şeyler de hep benim başıma gelir. Ben bu kadının bu haline nasıl katlanacağım bilmem ki. Demek Taci artık bana katlanamıyormuş ve beni sevmiyormuş. Ömür boyu böyle iğrenç ve kıllı mı kalacağım ben? Ah Perihan, ah bütün bunlar senin yüzünden. Ama senden intikamımı alacağım ve bu uğurda da her şeye katlanacağım. Gerekirse tacizsizliğe bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde peri annem babam ve bizlerle hayat.
hasret.